Merhaba canlar. Bugün sizlerle piyano projesi yapacağız. Şimdi piyanomuzun tuşlarını çizelim. Önce kuklamızı buradan siliyoruz. Daha sonra çizim diyoruz. Ve kostümlerden bir tane piyano tuşu çizelim. Tamam mı sizinle? Dikdörtgene tıklıyorum. Şu büyüklük yeter sanırım. Biraz daha büyütelim bakalım. Evet, bu güzel. Birazcık daraltalım çünkü 8 tane sığdıracağız. Evet, böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi bunun rengini birazcık açık gri yapalım ki arka planla böyle karışmasın diye. Şimdi tam oldu. Kostümlerden bir tane gri görünümlü tuşumuzu çizdik. Yine geliyoruz kostümlerden. Kopyasını çıkartıyoruz. Ve bunun rengini kırmızı hale getireceğiz. Şu güzeldir diye düşünüyorum. Kırmızıya boyadık. Bu ne oluyor? Gri olan hali boş hali olacak. Boş diye adını değiştiriyorum. Kırmızı hali de dolu hali olacak. Kırmızı haline de dolu olarak ismini değiştiriyorum. Şimdi kuklalara gelelim. Bakın kuklada bir tane kuklamız var kırmızı haliyle. Alıyoruz onu. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi do, re, mi, fa, sol, la, si, bir de ince do olarak 8 tane bunun kopyasını çıkaracağız. Yani toplam 8 olacak. 7 tane çıkaracak. 2 3. Siz gönlünüze göre rengini değişik yapabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. 4. Beş. Sanırım biraz boşluk kalacak. O yüzden ona göre şöyle aralarını açabiliriz aslında. Biraz daha açalım. Beşinciyi de kopyasını çıkardık. Altıncı ile böyle beşinci bakın yer değiştirmiş. Bunlara da dikkat edelim. Altıncı. Yedinci. Ve en sonuncuyu da çıkarıyoruz. 8. Sahneye sığdırmamız gerekiyor. Şu ara boşluk biraz fazla olmuş. Gönlünüze göre boşlukları ayarlayabilirsiniz. Görüntü güzel olsun diye biraz yerleştirelim şöyle. Çok az milimlik. Evet. Oldu diye düşünüyorum. Şimdi kodlarını yazmaya başlayalım. Kukla 1. Bakın birincinin, ikincinin, üçüncünün, dördüncünün, beşincinin, altıncının, yedincinin ve sekizincinin sırasının
doğru olduğuna lütfen emin olmak için kuklalara birer bir kere tıklayıp yerlerinden emin olun. Şimdi kukla 1'e ne diyoruz? İsmini de değiştirmeyi unutmayalım. Doğ diyoruz. Kukla 2'ye R diyoruz. Kukla 3'e Mi diyoruz. Kukla 4'e Fa diyoruz. Kukla 5'e Sol diyoruz. Kukla 6'ya La diyoruz. Kukla 7'ye Si diyoruz. Kukla 8'e de ince do olan ince do'yu kısaltırdım. İdo yazıyorum ve artık kodlarına geçiyorum. Şimdi burada müzik eklentisi eklemem lazım. Nereden ekliyorum eklentiyi? Bakın soldan buradan. Bloklarımın altındaki yerde eklenti ekle yazıyor. Oraya tıklıyorum ve biz çalgılı aletleri kullanacağımız için buradan müziği seçiyoruz. Eklenti bakın oluştu. Gördünüz mü? Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım sizinle. Geliyoruz kod kısmına. Bu kukla tıklandığında diyoruz dolu kılığına geç. Dolu kılığı hangisiydi? Kırmızı olandı değil mi? Dolu kılığına geçiyoruz. Görünümden. Şimdi müzik eklentisine geçiyoruz. Şunu alalım. Şimdi Do Scratch'te 48 olarak geçiyor. Yani 48 notasını şöyle yazıyoruz 48 diye. 0.5 vuruşla çalıyorum. 0.5 olur zaten. Şöyle yapalım. Sonra görünümden yine boş kılığına geç diyorum. Şimdi kuklayı tıkladığımız zaman böyle olacak. Bir de klavyemizden çalmayı deneyelim. Hangi tuşa basalım? Sıralı tuşlar olsun. A tuşuna basılınca dolu kılığına geç. Yine aynı şekilde aslında şurayı kopyalayıp alabiliriz. Şöyle kopyasını çıkart dediğinizde şuraya şöyle değiştirebiliyoruz. Şimdi neye geçiyoruz? R'ye. R'ye de aynı şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Bu kukla tıklandığında görünüm dolu kılığına geç. Burada hangi nota çalacak? Yani R neye denk geliyor? 50'ye denk geliyor. 50 diyoruz. 0.5 diyoruz. Ve görünümden boş kılığına geç diyoruz. Şuradan değiştiriyoruz. A'nın yanında ne var? S tuşu var. O yüzden S tuşuna basılınca diyoruz. S tuşuna basılınca buranın kopyasını çıkarıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz. Mi'ye geldik. Mi'de de aynı şekilde bu kukla tıklandığında görünüm dolu kılığına geç. Mi neye denk geliyor? 52'ye denk geliyor. 52 notasını vuruşla çal diyoruz. Ve S'den sonra yanında ne var? O tuşa bakın bir tane. Şuradan boş kılığına geç diyoruz. S'nin yanında ne var? D var. O zaman
D tuşuna basılınca diyoruz. Şuradan D'yi seçiyoruz. D tuşuna basılınca şurayı kopyalıyoruz. Ve yerleştiriyoruz. Fa'ya geldik. Aynı şekilde kodlarımızı burada da yazıyoruz. Bu kukla tıklandığında Fa 52'ye denk geliyor. Dolu kılığına geç. Müziğe geldik. Fa'yı yazıyoruz. Pardon, 53'e denk geliyor. Do 48. Kontrol edelim. Re 50. S tuşuna basılınca Mi 52. Evet. D tuşuna basılınca Fa da evet 53 olması gerekiyor. Doğrudur. Ve boş kılığına geç diyoruz. Evet. D'nin yanında ne var? F tuşuna basılınca var. Alıyorum. F nerede? F'yi buluyorum. Şunun kopyasını. Kopyasını çıkaracağınız yeri iyi değerlendir. Mesela bu kuklaya tıklandığında da sağ tıklayıp kopyasını çıkarırsanız hepsinin kopyasını çıkar. Ama dolu kılığına geç dediğimiz yerde sağ tuşa basarsak kopyasını çıkart dersek bakın dolu kılığına geçi ve sonrasını alır diyoruz. Şimdi F tuşuna da bastık. Beşinci kuklamız Sol. Sol yine aynı şekilde bu kukla tıklandığında görünüme gel. Dolu kılığına geç. Sol 55'e denk geliyor. Alıyoruz. 55 diyoruz. 0.5 diyoruz. Boş kılığına geç diyoruz. F'den sonra ne var? G var. Olaylara gel yanında hemen F tuşu var. G nerede? G'yi buluyoruz. G tuşuna basılınca diyoruz. Yine aynı şekilde kopyasını çıkartıp yerleştiriyoruz. Sonra sıradakine bakıyoruz. La. La tuşu 57'ye denk geliyor. Yine aynı şekilde bu kukla tıklandığında diyoruz. Görünüme geldik. Dolu kılığına geç diyoruz. 57 yazıyoruz şuraya. 0.5 diyoruz. Görünüme gel. Boş kılığına geç diyoruz. G'nin yanında H tuşu vardı. H tuşuna basıldığında diyoruz. Kopyasını çıkar diyoruz. Buraya evet. Şimdi C'ye geldik. C'de de aynı şekilde bu kukla tıklandığında diyoruz. Dolu kılığına geç diyoruz. Daha sonra hangi nota? C'ninki 59. 59 notasını evet şuradan notasını 0.5 vuruşla çal diyoruz. Sonra boş kılığına geçiyoruz. J tuşu var. E tuşunun yanında. J tuşuna evet basınca diyoruz. Buranın kopyasını çıkarıp yerleştiriyoruz. Şimdi ince doğuya geçtik. İnce doğuda bu kukla tıklandığında görünüm dolu kılığına geç. 60 tuşu. 60. Evet. 0.5 diyoruz. 0.5 diyoruz. Ve olaylardan boş kılığına
özür dilerim görünümden. Boş kılığına geç diyoruz. J'nin yanında ne vardı? K vardı. K tuşuna evet basılınca kopyasını çıkar diyorum, yerleştiriyorum. Şimdi tamam aslında. Fakat bir eksiğimiz var. O da nedir? Biz hangi tuşa basınca yapacağımızı biliyoruz. Çünkü biz tasarladık. Ama biz tasarladık. Fakat karşı tarafta başka birine bunu çal dediğimizde o neye basıp hangi notanın çıkacağını bilmiyor. O yüzden gelin bence kostümlere girelim. Mesela Do'ya tıkladık. Do'nun kostümünde teksti alalım. Şuraya tıklayalım. A'ya basınca dedik. Rengini ben siyah yapmak istiyorum. Siz artık ne yaparsanız size kalmış. A olarak yerleştirdik. Evet. Biraz şöyle genişletelim. Belirgin olsun. Biraz da aşağı doğru indirelim. Evet. Do'yu A'ya bastığımızda, A tuşuna bastığımızda çaldığımızı biliyoruz. Şimdi geldik R'ye. R'ye S tuşuna bastığımızda basıyoruz. S diyoruz. Genişletelim. Evet, biraz aşağı indirelim. Tamam. R'nin de S tuşunda basılınca çalındığını biliyoruz. Artık Mi'ye geçiyoruz. Mi'yi D tuşunda tekste basıyoruz. Geliyoruz. D diyoruz. Biraz bunu da genişletelim. Biraz aşağı. Yön tuşlarıyla aşağı ya da yukarı yerleşim yerinin neresi olmasını istiyorsanız. Ben aşağıda yaptım. Mesela size en başında diyeceksiniz. Böyle büyüttükten sonra yön tuşlarıyla yerini ayarlayabilirsiniz. Ben aşağı yön tuşuna basıp aşağı doğru indirdim. Şimdi Fa'ya geldik. Fa, F tuşuyla. Tekste tıklıyorum. F'ye basıyorum. Bir kere tıkladım. Evet. Genişliğini ayarlıyorum. Yeri de şu an uygundur bence. Evet. Sol'a geliyoruz. Tekste basıyoruz. G tuşuna basıyoruz. G tuşuyla olduğunu biliyoruz. G'ye bastık. Biraz genişliğini ayarlıyoruz. Evet. Aşağı doğru indirelim diyoruz. Evet, indirdik, 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 indirdik. Tamamdır. Ve sonunda G tuşuyla olduğunu biliyoruz. La'ya geldik. La'yı ne ayarlamıştık? H tuşunu ayarlamıştık. Tekste tıklıyoruz. H diyoruz. Daha sonra biraz bunun da genişliğini ayarlayalım. Aşağı indirelim. Biraz da sağa doğru yerleştirdikten sonra bu da tamam oldu diye düşünüyorum. Sonra geldik C'ye. C'yi J tuşuyla ayarlamıştık. Tekste tıklıyoruz. J'ye basıyoruz. Evet, bir tane tıklıyoruz. Genişliğini ayarlıyoruz. Biraz daha genişletelim. Evet. Yerleşim yeri içinde şöyle aşağı doğru yön tuşuna basıp indiriyorum. En sonunda da ince doğuya geliyorum ve K tuşu dediğim için K olarak yazıyorum. Bunun da birazcık büyüklüğünü ayarlıyorum. Aşağı indirmeme gerek var mı? Yok. Tamamdır. Bu da böyle. Tamamladık ve artık ön izlememize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, proje tamamlanmıştır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.
Hoşça kalın.